Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek battaniye modeli paylaşacağım. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur ve sizler de benimle birlikte bu güzel modeli örersiniz. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce bu şekilde daha çok video çekip karşınıza gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen bana desteğinizi göstermek için kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir ve videoları beğenip arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, bu modeli çalışırken 3 renk kullandım. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Birçok alanda da bu modeli değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden model kurulumuna başlayalım. Modeli kurarken de 3 milim tığ kullandım. Zincir çekerek model kurulumuna başlıyorum. Çekeceğim zincir sayısı 3'ün katı artı 3 zincir şeklinde olacak. Bir adet zincir çektim. Elimi buradan tutuyorum. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Tığın başını doladım. Elimi tuttuğum yerden üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığın başını doladım. Yanındaki boşluğa üçlü trabzan, yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Yan yana 3 tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Burada başta arkadaşlar 3 tane zincir kalmıştı. İlk zincir boşluğundan ilmek aldım. Bir ilmeği kapattım. Üçünü birlikte kapattım. İkinci zincirden ilmek aldım. Birini kapattım, üçünü kapattım ve üçüncü zincirden ilmek aldım, birini kapattım, üçünü birlikte kapattım. En son ki trabzan yapmış olduğum boşluğa sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. 3 zincir boşluğu atlıyorum. 4. zincir boşluğuna üçlü trabzan. Yan yana 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Tığın başını doladım. Arada 3 tane zincir boşluğu var. İlk zincir boşluğuna gidiyorum. İlk zincir boşluğundan ilmek aldım. Bir ilmeği kapattım. Üçünü birlikte kapattım. İkinci zincir boşluğundan ilmek aldım. Bir ilmeği kapattım. Üçünü birlikte kapattım. Ve üçüncü boşluktan ilmek aldım. Birini kapattım. Üçünü birlikte kapattım. En son ki trabzan yapmış olduğum boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna gelinceye kadar model kurmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar modellerimi kurdum arkadaşlar. Sıra sonunda yine en sonki boşluğa sık iğne yaparak bitiriyorum. Şimdi ikinci rengime geçiş yapacağım. Arkadaşlar, model her sırada bir kendisini tekrar edecek. Şimdi ikinci sırayı da birlikte yapalım. İpimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekerek modeli çeviriyorum. Tığın başını doladım. İlk boşluğa üçlü trabzan,
İkinci boşluğa üçlü trabzan. Üçüncü boşluğa üçlü trabzan. Mantık aynı. Tekrar tığ başını doladım. Baştaki 3 zincirin arkadaşlar, 3. zincirden ilmek aldım. Bir ilmeği kapattım, üçünü birlikte kapattım. İkinci zincirden ilmek aldım ve 3. zincirden ilmek aldım. Burada en son ilmek aldığımdan değil, hemen bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, 3 zincir boşluğu atlıyorum. 4. boşluğa üçlü trabzan. Ve aynı şekilde bırakmış olduğum ilk zincir boşluğundan ilmek alıyorum. İkinci boşluktan ve üçüncü boşluktan. En sonki trabzan yaptığım yere değil, bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak kapatıyorum. Üç boşluk atladım. Dördüncü boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane üçlü trabzan ve ilk boşluktan itibaren ilmek aldım. Tekrar ilmek aldım. Ve aynı şekilde önce bir tanesini sonra 3 taneyi kapatıyorum. En son git trabzan yapmış olduğum boşluğun yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 boşluk atladım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. En sonki modelimi de aynı şekilde kuruyorum. En sonki boşluğa arkadaşlar sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi ben yine renk değişikliği yapacağım. Üçüncü renge geçeceğim. Arkadaşlar tek renk yapabilirsiniz. İki renk yaparsanız her sırada ipi koparmanız gerekir. Ama 3 renk, 5 renk bu şekilde yaptığınız takdirde ipi koparmadan devam edebilirsiniz. 3 zincir çektim ve modeli çevirdim. Tığın başını doladım. İlk boşluğa üçlü trabzan. İkinci boşluğa ve üçüncü boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Model her sırada bir kendisini tekrar ediyor arkadaşlar. Üçüncü zincirden ilmek aldım. İkinciden ve ilk zincirden ilmek aldım. En sonki trabzan yapmış olduğum boşluğun yanındaki boşluğa sık iğne yaparak kapattım. 1, 2, 3 boşluk atlıyorum. Evet arkadaşlar, 3. rengimle de 3. sıramı yaptıktan sonra sıra sonunda renk değişimini gösterip bitireceğiz inşallah. Ben sıra sonuna kadar modeli kurup geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda en sonki boşluğa sık iğne yapacağım. Fakat
Burada ilk sıradaki ipimi yukarıya yükseltiyorum. Sık iğne yaptım, kapattım ve ilk sıradaki ipimi alıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve modeli çevirdim. Şimdi aynı şekilde model ilerlemeye devam edecek. Sıra sonuna geldiğimizde sırada hangi ip varsa onu yukarıya alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde model ortaya çıkmış oldu. Bakın. Diğer yaptığımı da hemen tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel, çok şık, çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir model oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.